Recep Tayyip Erdoğan. Hangi lideri destekler? Dinozor değil. Meral Akşener. Hiçbiri gelmiyor. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz. Peki tek adam diyoruz. Dünya üzerinde bir sürü başkanlıkla yönetilen ülkeler var. Peki bizim ülkemizin dışında başka bir ülke gösterir misiniz bana? Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Yarın seçim var. Evet. Hangi lideri destekler? Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz. Neden abi? Çünkü neden bütün ülkelere karşı, yabancı ülkelere karşı dik duruyor. Onu çok seviyorum o konuda. Peki siz hangi lideri? Aynı şekilde babama katılıyorum. Yaş kaç? Yaş 28. 28 yaşındasınız ve genç kuşak aslında farkında mı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını? Farkındayız. Farkındayız. Çünkü... Çalışıyor adam. Adam çalışıyor. Siz belki CHP'yi şey diyorsunuz ama maalesef. Kılıçdaroğlu olamaz mı mesela? Yok yapamaz çünkü bir sefer... Şey bakanı olarak, Sağlık Bakanı olarak seçildi. Şimdi, görevini yapamadı. Şimdi Türkiye'yi ona terk etme yani çok yanlış olur. Şimdi ondan iyisi yok yani kısacası. Açık ve net yani. Yarın seçim olsa hangi lideri desteklersiniz diye soruyorum. Sormayın böyle şeyleri. Benimki belli. Daha ne diyeyim? Sizinki kim? Daha ne diyeyim? Atatürk'ü mü destekleyecek? Herhalde. Aday olmuyor ama o biliyorsunuz hani vefat etti. O vefat etmedi be canım. Onu biz yürütüyoruz. Onun yolunda biz ilerliyoruz. Şimdi Mustafa Kemal oy verecek. Evet. Pekala. Devam edelim. Yarın seçim var. Hangi lideri desteklersin? La bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun? HDP. HDP. Yarın seçim olsa hangi lideri desteklersin? Mevcut lideri desteklerim. Neden abi? Bana daha yakın geliyor. Kılıçdaroğlu yakın gelmiyor musun? Hayır gelmiyor. Mansur Yavaş, Meral Akşener. Hiçbiri gelmiyor. Niye abi yararlar olmaz? Neyse devam. Yararlar olmaz mı? Olmaz. HDP'nin yararı olmaz mı? Olmaz hayır katılmıyorum. Ne yaptı Erdoğan abi bu ülke? Ne yapmadı ki? Ne yaptı abi? Yolda yürürken bile muayene oluyorum bedava. Nasıl? Basbayağı daha önceden muayene olamıyordum. 6 ay sıra bekliyordum. Şimdi her gittiğim yerde muayene olurum yetmiyor mu? Daha önce 30 sene önce 5'te 1 maaş alıyordum. Şimdi... Emekli maaşım normal maaşa eşdeğerdi. Ama ekonomi şu anda kötü değil mi sizce? Nereden biliyorsun? Sana göre öyle, bana göre öyle. Açlık yok. Efendim? Açlık yok. Çalışana yok. İşsizlik? İşsizlik de bana göre yok. Yurt dışından gelenler iş buluyor da buradakiler niye bulamıyor? Çalışmıyorlar, işlerine gelmiyor. Kolay gelsin. Buyurun sorun. Abim yarın seçim var, hangi lideri desteklersin? Tayyip Erdoğan da. Neden abi? Tayyip Erdoğan, başka daha kimse yok ki. Abi Kılıçdaroğlu var, Meral Akşener. Yok, olan işi HDP. Değil ya. Bulan işi değil ya. HDP yapamaz? Yok. Onlar yapamazlar. Onlar yapamaz. Ne yaptı Erdoğan bu ülkeye abi? Daha ne yapacak? Deniz dibinden yedik. Biz hayatta uçağa binemezdik. Uçağa biniyoruz yani şu anda. Hastaneler. Açlık yok mu şu an? Vallahi açlık yok. Mesela bakayım abone her tarafa yeni arabalar var. Sıfır arabalar var. Yani araba çok var. Arabaların parası çok fazla ama çok fazla. Fazla ama şu anda bir de şu var. Şu anda Tayyip Erdoğan'ı yıkmaya çalışıyorlar. Her şey onun başına şey yapıyor. Kim yıkmaya çalışıyor? Dünya şu anda Tayyip Erdoğan'ı yıkmaya çalışıyor. Siz katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmaya çalışanlar var mı? Recep Tayyip Erdoğan'a hepimiz de oy verdik. Yani vermedik desek yanlış olur. Yanıldığımızı düşünüyorum. Neden yanıldınız? Neden yanıldım? 2010 yılına kadar farklı. 2010'dan sonra farklı bir yönetim var. Peki şu anda ülkeyi yönetebilecek parti sizce hangisi? Ülkeyi yönetebilecek parti derken... Şöyle, ülkeyi niye yönetmesinler ki? Mesela kim yönetebilir, hangisi? Cumhuriyet tarihimizi düşünelim. Tamam, düşünelim. Yani Cumhuriyet tarihimizi düşünelim. Bu ülkede birçok parti gördük. Yani çok biraz belki yanlış olabilir ama Recep Tayyip Erdoğan dinozor değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın sonrası da var. O zaman onu da düşünelim. Peki şu anda ülkeyi sizce CHP mi yönetir, Kılıçdaroğlu mu yapabilir? Hangisinin yararı, yani kimi desteklersiniz şu an? Şimdi bir defa... Kimi desteklemeyeceğinizi anladık. Tek adam diye bir şey olmaması lazım. Koalisyonla yönetilmesi lazım. Tek adam olamaz. Peki bundan önce Türkiye Cumhuriyeti'nde parlamenter sistemden bahsediyorsunuz aslında. Parlamenter sistemin olduğu dönemlerde bir hükümetin yaşama süresi 1,5 yıla bulmuyor. Evet. Yani bu da aslında ülke istikrarı açısından zararlı. Siz parlamenter sistem diyorsunuz. Bir iş adamı, işveren, holdingler, yurt dışındaki yatırımcılar istikrarın olmadığı bir ülkeye yatırım yapar mı? İstikrarı şu anda biz istikrarlı mıyız? Dolar diyoruz. Hani ne yapalım? Yapalım doları değil mi diyoruz. Şurada diyenler oluyor. Evet. 2 sokak, 3 sokak ileri gidersen kur üzerinden bir şeyi sorduğun zaman sana döner. Atalım tarif vereyim, yer vereyim. Yeni kapıya gittiniz. Orada bir standı gördünüz. Yazar orada 100 dolar. Yatırımcıyla doları aslında eşdeğer görmek yerde, yani birleştirmek şu anlama geliyor. Yatırımcının işine geliyor. Yatırımcının işine gelebilir ama alım gücünün bittiğini düşünelim. Şu anda asgari ücret 253 euro. 253 euro asgari ücret. 2001'de bu 445 euroydu. Bakın biz diyoruz ya bunu. Gelişmiş
15 20 devlet diyoruz ya. Biz 22. duruma düştük. 17. durumdaydık. Bunu biliyor musunuz? Yani biliyoruz. Şu anda aslında ülkemizdeki insanların da bir geçim sıkıntısı, açlık olduğunu düşünüyorum. Geçim sıkıntısı zaten var. Okey, çok teşekkür ederim. Geçim sıkıntısı olmasa, bakın, geçim sıkıntısı olmasa bu kadar muhtarlıklarda dizili böyle icralar var ya. Bu durumu toparlayabilecek bir lider söyleyebilir miyim? Tek insanla değil de gelen anlamda, yani parlamenter sistemle aşabilir. Dinlemeyi bilmeliyiz. Çok teşekkür ederim. Bir soru sorabilir müsaade ederseniz. Evet. Peki tek adam diyorsunuz. Dünya üzerinde bir sürü başkanlıkta yönetilen ülkeler vardı. Evet. Peki bizim ülkemizin dışında tek adam diye iddia edilen, konuşulan başka bir ülke gösterir misiniz bana? Yani başkanlık sistemiyle yönetilen, atıyorum Amerika olur, Almanya olur, Fransa olur, fark etmez. Benim de herhangi bir ülkede parlamenter sistemden ben bahsettim ama. Efendim siz az önce dediniz ki tek adam, tek adam, tek adam. Başka bir şey söylemediniz zaten. Tek peki adam. Ben de size soruyorum. Dünya üzerinde şimdi başkan bu tek adamlık sistemi eleştiriliyor mu? Efendim bakın biz şimdi bu sisteme geçtiğimiz birkaç yıl oldu değil mi? Evet. Ya, ikinci seçim yaklaşık 2020. Peki dünya üzerinde bu kadar ülke tek adam sistemiyle yönetilirken neden sadece bizim ülkemizde tek adam? Neden? Yani bunun nedenini bana bir açıklarsanız sevinirim. Sizin bahsettiğiniz şu. İşte Amerika'yı baz alıyorsunuz galiba. Başka bir ülkeyi örnek gösterin bana. Başka ülkelerde parlamentoların, senatoların bugün... Bizim de meclisimiz var onun. Bizim meclis var, meclisimiz var ama... Evet. Geçen bir oylama yapıldı. Evet. Bakın oylamada genel anlamda rapor dahi tutulmadan tezkere geçti. Oylama çoğunluğuyla... Hayır, katılma, oradaki katılım ne kadar geçerliği dahi çok dikkate alınmadı. Bir de orada AK Parti ile MHP'nin çoğunluğu olmadı. Bir sefer orada elektronik oynama yapılıyor. Yanlış. Katılan insanların orada anladın mı sen sayıları zaten mevcudur. Yeterli 367 garabeti vardı bu ülkede. O 367 olmadan o oylamaya geçebilir misiniz siz? Bizim biz tezkereleri bakın siz benden daha büyüksünüz. Kurtuluş Savaşı'nda dahi bakın Kurtuluş Savaşı'nda dahi tezkereler 1 yılı 6 ay ve 1 yıl arasında yapılmıştır. Tartışabiliriz beyefendi seninle 2 yıl olur bir tezkere alıyor. Hayır onu tartışmak farklı bir şeydir. Evet. Sizin söylemleriniz farklı. Tek şimdi tezkere dediğimiz zaman tek adam dediğimiz 2 yıl olsun. Evet. Biz parlamente istedi onu, meclis istedi onu. Mesela onu söyledi beyefendi. O dönemde de sizin bahsetmiş olduğunuz dönemde de ülkeyi tek adam yönetmiyor muydu? Benim bizim eğer bugün maalesef en büyük sıkıntımız gerçekten insanları gerçekten dinleyebilsek. Mesela gençlerimizi diyelim hani Z kuşağı diyorlar diyelim. İnsanları dinleyebilsek, herkesin fikirlerini dinletebilsek. Bir şey sorabilir miyim? Biraz önce beyefendi dedi ki sizin bahsetmiş olduğunuz dönemlerde de ülkeyi tek adam yönetiyordu. Onu eleştiriyor mu? Biz hiçbir zaman tek adam olmadık. Ülke kurulduktan sonra 25-30 yıla yakın seçim yapılmadı. Biz hiçbir zaman tek adam olmadık. Hiçbir zaman. Nasıl? 50'ye kadar. Adnan Menderes dönemine kadar iktidar kimdi? Biz hiçbir zaman tek adam olarak yönetilmedik. İyi de Adnan Menderes dönemine kadar iktidar CHP'ydi. Mustafa Kemal'den sonra İsmet İnönü geldi. Evet. Ve Adnan Menderes de getirildikten sonra halk tarafından o da idam edildi. Yani o da tartışılır. Adnan Menderes dönemine 1945'e kadar da değil aslında. Daha sonrasına kadar da tek adamla devam edildi. Yani bunu eleştiriyor musunuz? Hayır. Çünkü geçerli olan bir şey var. Geçerli olan... Tek adam değil de Recep Tayyip Erdoğan. O tek adam başka biri olsaydı sesleri çıkmazdı. Bizim ben sadece şuna inanıyorum. Ben şunu da sormak istiyorum. Evet. Kılıçdaroğlu da dediği gibi tek adam olarak CHP'de. Tek adam ibaresi farklıdır. Yani bugün meclis çatısı altında bakarsanız şimdi hiçbir şeyi mesela ne gelse hayır. Ne gelse hayır. Bakın ben deprem mağdur. Burada kaç tane insan? Elazığ'da. Elazığ'da. Konutlarınız yapıldı mı? Hayır yapılmadı. Nasıl yapılmadı hayır, ya? Lütfen ya. Bakın şunu lütfen ifade ediyorum. Lütfen. Özellikle bunu ifade ediyorum. 1999 depreminde o kadar diye müsaade edin. Bırakın konuşayım. Ona. Şimdi bu beyefendi şu konumuzu özellikle ifade ediyorum. Aynen. Bu benim konum bakın. Lütfen. Bu benim konum. Sizin konunuz. Benim depremle ilgili yaşadığım sıkıntıyı bırakın anlatayım ben. Bırakın anlatayım. Bırakın anlatayım. Ama karşıdakilere de söz hakkı da verelim. Buyurun. Buyurun. Benim konum. 182 metre kare olan evim depremden sonra TOKİ planında, yeni planda 162 metre kareye düştü ve 85 bin lira ben şu anda borçlandım. Bu eski evinin değeriyle şimdiki yeni bak, evin değeri fark etti mi? 82 bin lira üstelik de yani, ya eviniz kaç yıllık? Mümkün mü? Yani mümkün. Kalan eviniz kaç yıllık? Yani 22 yıllık bina. 22 yıllık bina karşılığında sıfır bina aldınız, sıfır daire aldınız. Evet. 20 metre kare az ama 80. Daha tamam. Daha yani 22 evet. Yıllık binanın yerine sıfır yaşında bina aldınız. Daha almadık ama. Tamam alacaksınız yani. Almadık.
Tamam alacaksınız yani ben bunu. Ben onu. Ama taahhütünü almışsınız zaman yani. Hani. Tamam. Ben onu metrekare olarak benim gibi olan iki tane mesela dükkanı var artı üç tane. Onun kalkıp da bir tane ve artı 20 metre pay veriliyor. Yarı yarıya ziyan oluyor. Biraz da evinizi 22 yıllık evinizi satsaydınız. Evet. Sıfır daire alsaydınız 20 metre daha küçüğünü. Kaç bin lira borçlanacak? Benim aynı. Borçlanamazdı. Benim aynı şekilde olmuş olsaydı ben orada müteahhide de vermiş olabilirdim. Veya benimle fikir edinen insanlarla vermiş olabilirdim. Düz mantık abi. İsminiz evet. Nedir abi? Burhan. Burhan abi düz mantık. Evet. Siz Elazığ'daki 25 yıllık evinizi satsaydınız. Evet. Evet. Yerine sıfır daire alsaydınız. Evet. Hatta bırakın 20 metrekaresini 50 metrekare daha küçük dairesini sıfır yaşında alsaydınız. Alabilir miydiniz? Alabilirdim. Niye satmayıp almadınız? Alabilirdim. Çünkü benim olduğum yer TOKİ'nin, benim olduğum yer çevre yolunun düzeyindeydi. Çok önemli değil burada. Yaşı biraz binanın önemli. Çok önemli. Yani hayır. Konum çok önemli. Antıda konumu önemli değil yani. Şimdi konum yer arsa önemi çok fazla. Ya tamam fazla da. Evet. Siz Elazığ'da aynı yerden aynı mevkiden mi daireyi alıyorsunuz şu an? Mağdur oldum. Devlet mağduriyeti. Çok insan mağdur oldu. Peki bir de şunu soracağım. Benim yaşım küçük Burhan abi. Belki siz bilirsiniz. Tabii. 99 depreminde bırakın ev vermeyi çadır kurabildi mi devletimiz? 99 yılını. Evet. Onlar unuttular millet. 90. Onlar unuttu. 99 yılını bakın. Allah devletimize zarar zeval vermesin. 99 yılındaki deprem çok belli bir bölgeyi, belli bir haneyi, belli bir kitleyi yok eden bir düzendi. Elazığ'daki deprem onun konut olarak... Şu andaki depremi de biliyorum. Hayır, konut olarak, bölge olarak çok daha cüzi bir zarar var ortada. Bakın 99'daki deprem düzeyiyle o büyük hasarlarla kalkıp da bir Elazığ depremdeki o hasar boyutunu bütçe anlamında, zarar anlamında bir edemezsin. Ama şöyle bakalım, Van'da deprem oldu, yapılıyor. Elazığ'da deprem oldu yapılıyor. İzmir'de deprem oldu yapılıyor. Şimdi siz baktığınız zaman 3 tane şehirde deprem olmuş ki bunun akabinde Antalya'da yangınlar oldu. Aynı kez aynı şekilde yapılıyor. Bunlara bir teşekkür var mı? Teşekkür ben devlete gerektiği kadar herhalde vergisini veren. Gerektiği şükür kadar. Yok. Şükür yok kardeşim kim ne derse dersin. Şükür olacak. Bir kere Rabbine inanacaksın. Vatanını bayrağını çok seveceksin. Şükredeceksin. Beyefendinin sevdiğine de zaten inanıyoruz. Hayır öyle değil. Şükür. Ya şöyle 99 yılında devletimiz kardeşim, o zamanki devletimiz şükür bir tane konut yapmış. Bir tane hiç konut alan depremzede var mı? Vardı, yok vardı. 99 kardeşim, hayır. Konu deprem olduğu için ya 99 yılında ya o kadar ev yıkıldı. Bir tane devletin depremzedeye verdiği ev var mı acaba? Çok merak ediyorum. O zaman da Ecevit'ti iktidarda. Her taraf toplanan paralar maaşlar ödendi. Toplanan para deprem için toplanan paralarla maaşlar ödendi. Bunu da özellikle ifade edeyim. Gelen bağışlar var ya Acun Bey dahil. Gelen bağışların hiçbir halka indirilmez. Hiçbir halka ulaşmaz. Son depremlerde. Bizim yaşadığımız deprem. 99 deprem. Hayır ben 99'u bilemem. Ben kendim. Elazığ'daki depremi diyorsun. Yere müdahilimdir. Ben yaşadığıma müdahilim. Yaşamadığım konu hakkında yorum yapmıyorum. Bize gelen yardımların hiçbiri gelmedi. Toptancı dükkanlarına dağıtıldı. Götürüldü Malatya'da pazarlarda, Malatya'da girişteki pazarda battaniyesine kadar indirilip de satıldı. Bize inmedi onu. Bahsetmiş olduğunuz fırsatçı insan, o battaniyeleri alanlar mesela hayır, bedavaya yardım, alıyor. Tamam yardımı vatandaş bedavaya nakli alıyor, satışa sürüyor. Nakdi yardımı da. Şunu da ifade edeyim. Ama bakın bu devletle alakası yok. Yani devlet oraya battaniyeyi veriyor. Abi 10 tane alıyor, gidiyor 10 taneyi de satışa sunuyor. O abinin fırsatçılığı oluyor yani. Şöyle bir şey yapmam. Yok sen değil abi yani. Şöyle bir şey de var. Senin konutun yıkıldıktan sonra ortada kalmışsın. Kiracıysan 2500 lira al, bunu al git. 2500 lirayı da bulduktan sonra evi kontratınla alıp geleceksin. Onu da 3 ay sonra mı, 5 ay sonra mı? Onu da alıp ondan sonra geleceksin den. 5000 lirayla hayat kuruldu. Çok güzel anlatıyorsunuz. Birazcık çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Gel o kira mevzusu. Çok güzel anlatıyorsunuz. Sizin hayır güzel şeyler anlatıyorsunuz. Sizin eleştirdiğiniz şeyler bence gayet güzel. Sadece geliştirilebilir şeyler. İnşallah da geliştirilir. Geliştirilmesi lazım. Hepimiz engelli adayıyız. Hepimiz deprem adayıyız. Bu ülke deprem kuşağı. Hala yaşıyoruz. Felaketler ülkesiyiz biz. Giresun'daki sel felaketinde yapılan çok şey orada da yapılabilirdi. Yani çok insanda ayrıcalık mı tanındı? Bunun için Giresun'a ayrıcalık mı tanındı? Yapıldı, tanındı. Pekala. Giresun'un insanı zaten bu ülkenin insanı ama Elazığ'ın insanı Fransa'dan gelme. Elazığ Fransa'dan girdi zaten ülkemize. Yani oranın toprak parçasıydı. Ülkemize bir anda coğrafi olarak kaya kaya. İfade şeklini. Yani şimdi. İfade ama ne diyeyim ya. Yaşadığımız şeyi bizim izahat ederken. Ama siz Giresunlulara ayrıcalık tanındı diyorsunuz. Ne fark eder? Biri Giresun, biri Elazığ, biri Karadeniz, biri Gak. Neysin, nerede yorum yaparsın, nereye çıkarsın bilmem. Özellikle bunu ifade ediyorum. Ben bu ülkenin insanıyım.
Ben bu ülkede vergi veren bir insanım. Ben işim gereği de fazlasıyla devlete fayda sağlayan insanım. Buraya getirip de kan kardeşim, dünya dostum, ahiret dostum dediği insanlar benim insanımla eşit o muamele görmemeli. Pekala. Yani Kastamonular da o zaman Süleyman Soylu'nun mesela Giresun yakın ya Trabzon'a. Niye? O yüzden Giresun'a şimdi Süleyman Soylu ayrıcalık tanıdı anladığım kadarıyla. Kastamonu'da da muhtemelen AK Partili meclis üyesi falan var. Yaşadığım bir şeyi söylüyorum ben sana. Ben sana Elazığlı, diyorum ki, Elazığlı vekil yok mu ülkemizde? Ben sana diyorum ki Elazığlı vekil yok mu ülkemizde? Bu müdahale etmez miyiz? Ben yaşadığım şeyi söylüyorum. Ama yanlış yorumluyorsunuz. Yani bu itham altında bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki Giresun'a diyorsunuz devlet ayrıcalık tanıdı. Elazığ'a tanımadı. Çünkü devlete Giresun daha yakın, Elazığ'a değil. İyi de Elazığ Kastamonu, şimdi Antalya'da Mevlüt Çavuşoğlu var. Dinliyorsunuz beni. Dinliyorum. Dinliyorsanız buna cevap verin. Diyorum ki afet bölgesi niye ilan edilmedi? Afet bölgesi ilan edilmeyen devlet sizin evinizi alıp sıfırını yapıp sıfır daire verip 100 bin lira bile borçlanmadı. Erzincan depreminde derhal devlet kanun çıkardı ve derhal o günün şartlarıyla afet bölgesi ilan edildi. Konut mu aldılar? Afet bölgesi oldular. Konut aldılar mı Erzincan'da? Afet bölgesinin içeriğini okursun. Beyefendi Erzincan'da konut yaptı mı devlet? Yaptı. Öyle mi? Yaptı. Herkes kendi evini kendi yaptırdı Erzincan'da. Şöyle bir şey var. Beyefendiye katılıyorum. Şöyle bir algı var. Elazığ depreminde biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu bir deprem bölgesine gitti. Kızılay çadırlarında böyle basına konuştu ve dedi ki Kızılay'ın bir tek çadırı yok dedi. O orada Kızılay çadırında konuşuyordu ama buna inanan böyle 20 milyona kadar insan demeyeyim de ona canlı. Uçağı da yoktu. Üstüne uçakları geçiyordu. Elazığ'da devlet göndermiş uçak aracı. Kızılay çadırında konuşuyor. Diyor ki buraya bir tane Kızılay çadırı yok diyor ve buna inanan 20 milyon canlı verdi. Peki. Çok teşekkürler. Evet, çok sağ olun. İzleyenlere sesleniyorum. Yorumlara lütfen hani düşüncelerinizi yazın çünkü ya çok garip. Ya Kars'ı da bizim, Edirne'si de bizim. Yani hepimizin Giresun'a devlet yardımı yaptı. Niye? Süleyman Soylu Trabzon'dan Giresun'a yakın diye mi yani? Yol üstünde geçerken kötü görüntü görmek mi istemiyor? Elazığlı bu ülkede bir sürü milletvekili var. İşte politikacı var. Bunu hadi diyelim ki AK Partililer yapmadı. Bunu CHP'liler yani gündeme bildirmesini bilirdi. Zaten açık arıyorlar sürekli AK Parti'ye çakabilmek için, Cumhurbaşkanımıza hakaret edebilmek için yapıyorlar bunu. En son genel başkanları Meral Akşener şehit abisine destek verenlere yavşak dedi. Ben onlara Meral Akşener yine de bacımsınız diyor. Bacımsınız Meral Akşener. Lütfü efendim. Deme bence. Yok diyorum ben. Deme. Çünkü bak bacı kelimesi yok, artık ben... tehlikeli. Lütfü Türkan başka onu bir şey Lütfü diyorum. Türkan'a havale ediyorum ben o yüzden Meral Akşener'i. Yani bacım deme lütfen. Lütfü Türkan alınır. Ne diyeyim? Yorumlar sizin ya. Yani yorumlar sizin. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ben Mert Armağan. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Sevgiyle kalın. Hayırlı günleriniz olsun.